olduğunu ilginç bir denemeyle ispat etti ve gölden avuç avuç su içti. Bak, belediye başkanım da söylüyor bak. Başkanım bir daha. Hüseyin abi. Ambulans bekletiyorum lojmanın önünde. Bu bir haber değil, bu bir ihbardır. Bu İçişleri Bakanlığı'na, Çevre Bakanlığı'na bir ihbardır. Basında yer alan haberlerin ardından göl kenarındaki mevcut alanda çöplerin çöp depolu alanına gönderildiğini ve alanın temizlendiğini söyleyen Özmeral, bundan sonra böyle bir olayın yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti. Bir haberde çıktı, teklif ettiğim halde arkadaşlarımız gelmedi. Israr ettim, yine gelmediler. Yani içme durumundan vazgeçmedik hiçbir zaman. Ne yaptık şimdi huzurunuzda da? Gölümüzün suyunu rahatlıkla içebildik. Çünkü Isparta'ya verdiğimiz bir su bu. Kötüleyici, karalayıcı haberler Eğirdir Gölümüzü zarar vermekte. Geldiğimiz günden itibaren bırakın bir çöp atmayı, gölün doldurulmasını dahi göz yummak istemiyoruz. Geçmişe göre gölün ve çevresinin daha temiz olduğunu ileri süren Özmeral, Eğirdir'e ait çöplerin Isparta'daki Koçtepe mevkiindeki çöp deponi alanına götürüldüğünü ve ilçe sınırlarında hiçbir yere çöp atılmadığını aktardı. Biz zaten bütün çöplerimizi Isparta'nın Koçtepe mevkiinde bulunan deponi alanına taşıyoruz. Orada kayıtlarımız mevcuttur. Bizim göle ve göl kenarına bir şey atmamız söz konusu olamaz. Başkan Özmeral ardından Eğirdir'de görev yapan gazeteci Hilmi Özdemir'le tartıştı. Eline aldığı göl kenarına çöp döküldüğünü gösteren fotoğraflarla açıklama yapan basın mensubuna sert çıkan Özmeral, göle dökülen çöplerin toplandığını kaydetti. Ne? Ayın 9'unda 13'ünde basın toplantısı oldu. Siz malzeme arıyorsun sen gazeteci. Malzemeyle bunun ilgisi var mı? Buyurun işte. Ve elimizden geldiği kadar temiz tutmaya çalışıyoruz. Ayıp oluyor, ayıp. Tabii 3 günde temizleyemezsin. Ama sizin niyetiniz bozuksa ben niyeti bozuk insanların hakkından gelemem ki. Ben gerçekleri gösteriyorum size. Ben orayı kaldıracağım bak başkan, unutmayın. Başkan Özmeral avuç avuç su içerek Eğirdir Gölü'nün temiz olduğunu ispatlamaya çalıştı. Başkanım bir daha. Hüseyin abi. Sabah kadar ambulans bekletiyorum lojmanın önünde.